gerçekten çok güzel, çok başarılı. Türkiye'nin de iz bırakan isimlerinden biriyle evli. Evliliğiyle, mesleğiyle hayatımıza çok güzel bir de yıllardır bizimle. Ben onu Sinem Kopalı olarak ağırlıyorum. Bu sorularınızda Türkiye'nin en güzel kadınlarına Sinem Kopalı İrsan'ı oynanıyor. Ulaşılması daha zor yerlere
çocuk bilimlerine birçok şehre taşıma fırsatımız olmuştu bundan önceki yıllarda. Benim için çok önemli, her anlamda, her zaman mutlaka ulaşılamayan yerlere ulaşmaya çalışmak ve bana bundan sevdiği doğru bir şekilde yansıtmaya çalışmaya önem veriyorum. Gerçekten çok keyifli yaşadığım burada bizim için. Orada baktığım zaman tekrar aynı zamanda UNICEF Mal'la beraber UNICEF Mal başarı yazarı UNICEF'e takip etsin diye yatar. Onunla beraber bir kitap projemiz olmuştu. Kitap projemizde kendisini çok fazla satan her şey seninle başlar diye bir kitap var. Ve bu kitap çocuklara uyarlandı. Artı 9 yaş grubu için. O yaşlarda biliyorsunuz bir cümle bile çok anlam kazanabiliyor, hayat değiştirebiliyor, başka bir vizyon açabiliyor. Bu anlamda daha çok kişiye ulaşması için onu da bu sene 100 okulda başka illerde özel gruplara ulaşamayan arkadaşlarımız için onlara kitapları ulaştırdım. Bu da benim için çok kıymetli. Onların kütüphanelerine dediğim gibi. Bu anlamda hiç merak etmeyin. Her yere bundan sonra da yapacağım. Başka? Bence. Ben de bu anlamda
senaryosu vasıtasıyla da bir tık ilham olabildiysem de mutlu. Bana teşekkür ederim. İnşallah. Bundan sonra herkese de devam eder. Size mutlu edecek işler yapıyorum. Thank you.
Çok teşekkür ederim güzel sözlerin için. Beni çok mutlu ettim. Tabii ki her zaman söylediğim gibi gençlere, yeni atılımlara, yeni adımlara her zaman elimden geldiğince destek vermeye çalışıyorum. Tabii ki elimden gelirse böyle bir şeye de her zaman destek olmak isterim. Yapmadan ölmem dediğim bir şey, güzel soru. Uçaktan atlamak istiyorum. Evet. İddialı biraz değil mi? gerçekten o serbest düşüş, o anı deneyimlemek istiyorum. Ne zaman buna cesaret ederim yaparım bilmiyorum arkadaşlar ama yaparsam muhtemelen paylaşırım sizinle. Bakalım. Geleceğim.
Çok pardon. Teşekkür ederim. Şu an için yeni olan bir projem yok. Ama inşallah en kısa zamanda buluşacağız. Teşekkür ederim. Gerçekten kolay çalışmak çok ayrı bir tecrübe. Benim için çok kıymetli. Halim Dorman, Kınan Işık. Şu anda da gerçekten Haluk Bilgiler, Çetin Tekindor, Hayran Oğlan isimler. Onlarla da çalışmayı dilerimler bu zamanlarda. Teşekkür ederim. arkadaşlar ne kadar sürüyor bu şu andaki aramız? 2 hafta kadar falan mı sürüyor? Bir hafta mı? 2 hafta mı aramız var? 1 hafta. 3 hafta. Wow, çok güzel. 4. Güzel. Lütfen. Teşekkür ederim. Tabii ki hayatımızda konuştuğumuz gibi ne zaman kendimizi özellikle böyle bir durumda hissetsem her zaman kendime dürüst olmaya çalışıyorum. Onunla yüzleşmeye çalışıyorum. Çünkü ne kadar yaşadığımız hislerle yüzleşirsek ve onları kabul edersek onların bizi dönüştürdüğünü düşünüyorum. Onları ne kadar yaşamayıp onlar yüzleşmezse o zaman o kadar bizi o kütle tuttuğunu düşünüyorum. Ama ne kadar cesur yüzleşirsek geri geldiğinde bu üzülmek, ağlamak, neyse o duygulara izin verme kendine yine konuştuğumuz şey bu. O kadar çağımızda herkesin sürekli mutlu olması bekleniyor ki tabii ki kendi hüznümüzü, kendi hüznümüzü taşımak öyle bazen kendimizi haksızlık ediyoruz. O anlamda tavsiye ederim ki mutlaka neyse onu yaşamak. Çünkü önemli olan o duygulara sahip olmak. O duygular bizi insan olarak dönüştürüyor ve bugünkü insan yapıyor veya olacağımız insan yapıyor. Lütfen. Teşekkür ederim. Şu anda gerçekten günümüzde ne yazık ki son zamanlarda çok fazla çocuk istismarı görüyoruz. Bunları konuşurken fikirlerim kendimden oluyor. Söyleyecek çok şey var. Yapılması gereken çok şey var. Hepimizin, sizin, benim, herkesin çıkarabildiğince sesini çıkarmamız gerekiyor. Ve gerçekten korkup susmamak gerekiyor. Hiçbir tacize, hiçbir şiddete. Çünkü bizim değil onların utanması gerekiyor diye düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden her zaman bu konuda elimden geleni yapıyorum, yapmaya devam edeceğim. Çünkü kadınlar ve çocuklar bizim için çok kıymetli. Bu anlamda farkındalık yaratıldığına her bireyin kendi içinde ne yaparsa eminim ki bir ses bir sesle büyük bir çığ oluşturur. Bunları konuşmak dahi nasıl bir insan söyleyeyim?
gerçek, bizim hayatımız bir gerçek. O yüzden bunları konuşmamız da gerekiyor. Bu anlamda çocuklarımızı korumamız, bilinçlendirmemiz gerekiyor. Özellikle gerçekten çocuklarımızla iletişime geçerken, kardeşimizle, arkadaşlarımızla iletişime geçerken gerçekten onları gözlemleyip, onların bizlerle korkmayıp, bizle paylaşabilecekleri güveni onlara aşılamamız gerekiyor bence. Bu çok önemli. Çünkü birçok çocuk bu anlamda içine kapanabiliyor ve çok geç fark edilmiyor. En önemlisi bu bence. Bu anlamda bilinçlendirme olması için de tabii ki öğretmenlerimizin de yeri ve önemi çok büyük. Okullarla ilk başta çünkü bu başlıyor, bu bilinçlenme. Ve neye müsaade edip, neye müsaade etmemeleri gerektiği çocuklar için bir... Yani çünkü anneler çok bazen okulda öğretmenini daha çok dikkate alabiliyorsun. O bu anlamda öğretmenlerin de çok kıymetli bir yerde durduğunu düşünüyorum. Bunu her zaman savaşacağız arkadaşlar. Her zaman da çocuklarımızın, kadınlarımızın, insanlarımızın arkasındayız. O sapıkları da tamamen yok olmalarını diliyorum. O güzel ıslahı olduklarını düşünüyorum. Çok zaman yok, bunu teşekkür ediyorum. Merhaba.
takip etmeye çalışıyorum.
En sevdiğim dizilerden, yabancı dizilerden biri Breaking Bad'di. Bence senaryosuyla ve oyunculuğuyla çok özel ve önemli bir iş. Onun dışında televizyonda baktığım zaman şu anda çıkan her işe mutlaka bakıyorum. Mesleğimi takip ediyorum. Ama o kadar çok zaten işimde o kadar çok nasıl diyeyim, kendime ayırabileceğim vaktim o kadar az oluyor ki hepsini televizyon karşısına geçirmemeye, kendimi beslemeye, biraz daha hayata değmeye çalışmak adına mümkün mertebe çok fazla televizyon karşısında kendimi tutmamaya çalışıyorum işte. Teşekkür ederim. Sağ ol. Çok şükür yer almadım. Bu konuda gerçekten şanslıyım. Hepsine gerçekten severek çalıştım ve severek yer aldım. Hepsinin de bana kattığı şey ayrı gerçekten. Lütfen. Su. Teşekkür ederim. Hepsinden aslında biraz ben var ama galiba benim en kendime yakın gördüğüm yani enerjisiyle ve hayra hareketleriyle aslında gönül işleri sevda olabilir. biraz daha onda daha çok kendimi bulabiliyorum. Karakterin dışında hayra hareketlerinde biraz daha kendimden daha fazla en yakın oraya hissedebiliyorum açıkçası. Onun dışında hepsinde biraz benden var ama daha çok benim de yeni keşfettiğim hikayesiyle beraber nasıl biri olduğunu oynarken keşfettiğim karakterler hepsi. Bir şekilde benim de tanımadığım ve bilmediğim yönlerimi keşfetmeme sebep oluyor hepsi. Birçok kadını anlamama sebep oluyor. O yüzden hepsinde biraz ben var aslında. Baktığınız zaman hayatınız akıyor, hayat kısa.
ve hayatınızda çok önemli özgürlüklerinizi fedakarlık yapmak, çok önemli özgürlüklerinizi fedakarlık yapmanızı gerekiyor tabii ki. Bunlar da zor yanları. O yüzden ünlü olmak tek başına hiçbir şey ifade etmiyor. Zaten baktığınız zaman sizi yaptığınız meslek, yaptığınız işler bu yanına bu eki getiriyor aynı zamanda. O yüzden çok fazla dikkate alınabilecek, çok fazla önemsenecek bir kavram olduğunu düşünmüyorum. Benim hayatımda hiçbir zaman öyle bir önemi olmadı. Her zaman gerçekten yüreğimi koyduğumda yapmak istediğim işler arkasında bir şekilde kendimi bunun içinde bulduğum bir durum oldu. O yüzden ünlü olmak nasıl bir duygu derseniz, yaptığınız işi, severek çalıştığınız bir işi, birçok kişiye ulaşıyor olmasını görmenin mutluluğu ama bir yandan da özgürlüğünüzü kaybetmeyi mutsuzluğu olarak tanımlayabilirim. Lütfen. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ben önce düşüncelerimi belirtmek istiyorum, sonra size sorumluluğu söylerim. Lütfen. Toplum olarak kitap okuyacağımıza, işte okuyup araştıracağımıza daha çok diziye, televizyona göre film ve dizi sektöründe de daha çok ne işleniyor? Sigara ve alkol sansürleniyor daha çok. Ama asıl işlenen konu kadına şiddet, kadına tecavüz, taciz. Böyle olaylar. Sizin oynadığınız projeler bunları pek yansıtmıyor ama baskın projeler bu yönde. Ben film ve dizi sektörünün bu konuda pek masum olduğunu düşünmüyorum. Keşke sigara içen bir toplum ya da alkol kullanan bir toplum olsaydı da taciz, tecavüz, sapıkçı bir toplum da olmasaydı. İyi bir cevap veriyorum. Ben de sana katılıyorum. Ben de sana katılıyorum. Çok güzel pardon. Teşekkür ederim. Dediğim gibi benim tercihim veya temsil etmek istediğim veya tercihimi bu farkındalıkla yapmaya çalışıyorum her zaman mesleğimde. Dilerim ki dediğim gibi çok daha doğru farkındalıklara parmak basmak, parmak basıldığını biz de görürüz. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Örnek aldığım aslında daha doğrusu yabancı hayranı olduğum diyebilirim. Çocukluğumdan beri Natalie Portman'ın hayranıyımdır. Onun dışında gerçekten herkesin kendi yolu olması gerektiğine inanıyorum. Herkesin tecrübelerinden tecrübeleri dinlemek ve tecrübeleri mutlaka cebe koymak her zaman kıymetli. Ama herkesin deneyimi ve yolu ve kat etmesi gereken yol başka olduğunu düşünüyorum. Çok fazla cebi doldurduktan sonra gerçekten kendi içinde, kendi yolunu alabilmek için daha bireysel bir yol izlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Onun dışında hayranlık duyduğum isimler var ama birebir örnek aldığım biri yok açıkçası. Teşekkürler. Lütfen. Teşekkür ederim. Canlandırırken zorlanacağım bir rol var mı? Canlandırırken zorlanacağım bir rol var mı? Mutlaka. Aslında her karakteri ilk okuduğumda, ilk yolculuğuna çıktığımda beni her zaman zorluyor. Heyecanlandırıyor. Konuştuğumuz gibi gerçekten çok güzel kadın hikayeleri var, zorlukları yaşayan kadın hikayeleri var, güzellikleri yaşayan, ilham olan kadın hikayeleri var. Hepsi özel ve hepsi gerçekten anlaması, yaşaması ve yaşatması, aktarması çok kıymetli ve değerli. Teşekkür ederim. Mesleği bırakabiliyor musunuz?
Açıkçası mesleğimle ilgili her zaman hiçbir zaman günlük veya o an düşünmedim, öyle hissetmedim. Hep çocukluğumda da başladığım zaman hep çocuk oyuncuları sorular vardır ya, hani korkuyor musun kaybolmaktan? İşte çocuk yaşta oyunculuk yapıyorsun, acaba neler olacak hayatında diye. O zamandan da söylediklerime dönüp baktığım zaman bazen kendimize özümüzü hatırlatmak için çocukluğumuza gideriz. Ben de orada söylediğim şu cümleyle karşılaşıyorum. Ben bu mesleği gerçekten ömrüm sonuna kadar yapmayı istiyorum. Bu yolculuk beni ne şekilde taşır bunu bilmiyorum dedim. Ben 18 sene geçti, çok şükür. İnşallah bundan sonra da bu şekilde devam etsin diliyorum. Ama tabii ki çok yoğun çalıştığımız için kendimize zaman ayırmamız gerektiği dönemler oluyor. O dönemler içinde ara ara biraz daha geçirdim. Hayata değmeyi, biraz daha kendi içime yolculuk yapmayı tercih ettiğim dönemler oluyor. O yüzden zaman zaman uzaklaşıyorum, zaman zaman ekranda oluyorum. Böyle bir yolculuk. Teşekkür ederim. Birçok karakteri canlandırmak isterim. Hepsi beni çok heyecanlandırıyor. Bunun için hiçbirini ayıramam açıkçası. Ve aslında şöyle ilerliyor, yani benim karakteri vurulmam, o projeye vurulmam senaryonun bütünlüğüyle oluyor. Senaryonun bütününü okuduğum zaman o bütün hikayenin içinde yaratılan karakter kendini sevdiriyor ve içine alıyor. O yüzden bütün hikayenin içinde bir karakter ne bunu söyleyeceğin karşılığında diyorsun. Onun dışında her karakter zaten kendi cevabını ve büyüsünü de bilir. Teşekkür ederim. Thank you.
Arkadaşlar çok teşekkür ederim hepinize teker teker. Burada sizinle olmak benim için çok önemli bir yer oldu. Kendinize yardımcınız için, benim yanımda bırakmadığınız için, şahane sohbetiniz için, içlerinizle samimiyetiniz için hepinize çok teşekkür ederim.